İlk sorumuz Sedat Peker videolarının 9. gece videoda ne bekliyorsun? Geçen hafta 8. videoda en dikkat çeken bölüm Tayyip abiyle önümüzdeki hafta helalleşeceğiz dedi. Bu çok konuşuldu. Ama toplum buna olumlu bir tepki vermedi. Çünkü dedi ki senin bundan önce hazırlamış olduğun 8 tane video aslında bütün kirli işleri derleyip toparlayıp Tayyip Erdoğan'la bütünleştirmek. Millet buna tepki verdi. Çünkü bu filmi daha önce bu toplum izlemişti. 17-25 Aralık döneminde, onun öncesinde gezi olaylarında. Yani bir şekilde olay toparlanıyor, geliyor Tayyip Erdoğan'a bağlanıyor. Bu millette bundan önceki hiçbir operasyonda Recep Tayyip Erdoğan'ı yem etmedi ve yine yem etmeyeceğini bu bir haftalık zaman içerisinde millet dillendirdi. Sedat Peker'in videoları izleniyor mu? Evet, 10-12 milyon. Ya Türkiye'de eğer bir video 10-12 milyon izleniyorsa, hele hele yayınlandığı ilk gün, onu analiz yapan gazetecilerin videoları da 2'şer 3'er milyon izleniyorsa, kulağın üstüne yatamazsın, görmemezlikten gelemezsin bunu. Yani bir şekilde eğer Türkiye gündemiyle ilgileniyorsan, bunu gündemine almak zorundasın. Ve çok da ciddi bir etki, insanlar sorular sormaya başlamıştı. Yani işte Adalı cinayetini, Kıbrıs olayını, işte Venezuela'daki uyuşturucu trafiğini, en son hafta söylemiş olduğu Bitter'ları ve Suriye'deki o Sadat'la alakalı bölüm, insanlar ufak ufak konuşmaya başlıyordu ki, dedi ki bu olay artık şahsi bir hesaplaşmadan veyahut da hani kendisini çok sıkıştırdılar, kendisine söz veren insanlar vardı, onlar sözlerini çiğnediler, bunun hakkında kötü kötü şeyler söylüyorlar. Bu da intikam almak için bir video çalışması yapıyor diye doğal böyle viral bir video olarak algılamıştı millet. Ama 8. videoda olayın Sadat'la birlikte özellikle Güney Koridorumuzdaki işte Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye sınırında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vermiş olduğu bir mücadele, özellikle de PKK-PYD ile vermiş olduğu mücadeleye siz işte orada silah kaçırılıyor, orada kaçakçılık yapılıyor, işte El Nusra'ya silah veriliyor gibi daha önce FETÖ terör örgütünün MİT tırları operasyonunda söylemiş olduğu ve ortaya koymuş olduğu tezi. Şimdi 8. videoda Sedat Peker dillendirmeye başlayınca millet bir gardını aldı. Hele onun üzerine Tayyip abiyle önümüzdeki hafta hesaplaşacağız deyince 7-8 videodur süre gelen o etki dağılmaya başladı. Çünkü insanlar dedi ki Sedat Peker artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve o devletin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'a oynuyor. Daha sonrasında attığı bir tweet var. Ne dedi o tweette? Dedi ki ayın 14'ünde Biden'la Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşmesi var Amerika Başkanı'yla. O görüşme öncesinde video çekerek Tayyip Erdoğan'ı zor durumda bırakmak istemiyorum. Onun için videoyu ben 14'ünden sonra yapacağım. Bu da psikolojik harbin bir taktiğidir. Yani size güvenen, size inanan veyahut da sizi ilgiyle takip eden kitle size yüz çevirmeye başladığı anda onların gönüllerini alacak bir hamle yapmanız gerekiyor. Sedat Peker de bu hamleyi yaptı. Yani dedi ki ya ben o 8. videoda Tayyip abiyle helalleşeceğim falan diyordum ama ben Tayyip abiye savaş açmıyorum, devlete savaş açmıyorum. Benim devletle bir problemim yok, benim Tayyip Erdoğan'la bir problemim yok. Hatta ve hatta ben Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Amerika Başkanı'nın karşısında zor durumda bırakmamak için ben 14'ünden sonra çekeceğim diyerek o kendisine sırtını dönmüş olan kitleyi tekrar kendine döndürmeye çalışıyor. Burada ben 9. videoda ne bekliyorum? Şimdi herkes Recep Tayyip Erdoğan'la bir helalleşme bekliyordu. Ve özellikle de bu Sadat olayıyla alakalı, hani o güney sınırındaki Sadat, Türkiye'nin kurmuş olduğu bir özel savunma danışmanlık şirketi. Bu aynı şirketin Amerika'nın var, Blackwater dediğimiz. Yine aynı şekilde Rusların Wagner dediğimiz. Ya Türkiye 21. yüzyılın şartlarına göre adım atıyor. Yani siz yurt dışında operasyonlar yapabilmek için veyahut da oralarda hamle yapabilmek için kendi anayasal düzenin, kendi anayasal maddelerin sana müsaade etmiyorsa tabiri caizse biraz elini dolaştırıp diğer taraftan kulağı tutarsın. Yani bunu her devlet yapar bunu. Bunu Amerika'da yapıyor, bunu İngiltere'de yapıyor, bunu Rusya'da yapıyor, bunu Türkiye'de yapıyor. Türkiye diyor ki madem ki bir gölge savaşı var, vesayet savaşı var, özel şirketler üzerinden belli ülkelerde çalışmalar yapılıyor, ben de böyle bir şirket kurayım dedi ve Sadat. Ve Sadat'tan da hiçbir Türkiye vatandaşı rahatsız olmaz. Çünkü niye? Sadat
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin âli menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir özel şirket. Yani hiçbir Rus Wagner'den rahatsız olur mu? Veyahut da hiçbir Amerikalı Black Water'dan rahatsız oluyor mu? Yok. Bizdeki de bu. Milletin 9. bölümden beklediği iki tane nokta var. Zaten kendisi de tweet'te bunu belirtmiş. 10.000 doları alan milletvekili kim? Bununla alakalı mecliste bir soru önergesi verilmek istendi ve o soru önergesi de reddedildi. Şimdi bazıları da bundan rahatsız oluyor. Yani Sedat Peker ortaya bir şey söyledi ve mecliste bunu araştırmak için bir komisyon kurmak istedi. Millet İttifakı'nda olan işte HDP'si, CHP'si ve İYİ Parti bununla alakalı bir komisyon kuralım dedi, bunu araştıralım dedi. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla, yani Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. İnsanlar da niye reddediyorsunuz, hadi konuşsanıza diye üzerine gitti bu olay. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Ama burada ince bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 8 videodur bu Sedat Peker'in yaptığı açıklamaların hiçbir tanesini kale almıyor. Soruşturma, bazı soruşturmalar açılıyor. Bazı söylediklerini kamuoyunu bilgilendirme açısından veyahut da işin gerçeğini gözler önüne sermek için belli soruşturmalar açılıyor. Yani Türkiye'de her konuda soruşturma açabilirsiniz. Ama eğer bunu meclis araştırma komisyonuna girerse bu olay, Sedat Peker'in bundan sonra söyleyeceği her şeyi meclis araştırma komisyonu kurmak zorunda olacak. Yani bu bir giriş kapısı aslında, bu milletvekili olayı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı bu konuda çok dikkatli adımlar atıyor. Sedat Peker'in, yani suç örgütü lideri olarak bilinen, devletin de o şekilde sıfatlandırdığı bir adamın Dubai'de, ki Dubai'yi herkes bilir, Dubai Türkiye'yi yıkmak için masaların kurulduğu bir ülke. Yani bir başkent orası, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai. Dubai'den videolar yayınlayan bir suç örgütü liderinin ortaya koyduğu tezi eğer meclis araştırmaya başlarsa bu işin sonu gelmez. Önümüzdeki haftalarda yapacağı videolarda kimin isminden bahsediyorsa, ne ilişkiden bahsediyorsa, ki bahsettiği isimler veyahut da anlattığı ilişkilerin hiçbir tanesini bilgi, belgeye dayanarak anlatmıyor. Sadece böyle soru işaretleri bırakıyor. Yani İddia. İddia. 1 saat 15 dakikalık videonun içerisinde 3 tane isim geçiriyor. Diğer anlattığı şeyler, tabiri caizse vatandaşın söylemiyle söylüyorum, boy boy muhabbet. Ama asıl orada verdiği isimler o hafta ciddi ciddi konuşuluyor. Sedat Peker 9. videoda dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı üzerine bir video olacaktı. Ama yaptığı açıklamada artık olmayacak. Herkesin beklediği 10.000 dolar alan milletvekili kim? Çünkü insanlar 9. videodan sonra biraz bunun üzerine tepinecekler. Ama tabii ben şunu da merak ediyorum. Hangi partiden olduğunu bilmiyorum. İşte AK Parti'den mi, MHP'den mi, İYİ Parti'den mi, CHP'den mi, kime 10.000 dolar verdiğini bilmiyorum. Hangi partiden olursa olsun Sedat Peker'in 10.000 dolar verdiği milletvekili. Herkes o partiyi suçlayacak, değil mi? Ama onun yanında insanların sorması gereken şöyle de bir soru var. Sen bir suç örgütü lideri olarak Türkiye'deki bir siyasetçiye bir, neden her ay düzenli bir şekilde 10.000 dolar veriyorsun? Çünkü hiçbir resmi belgesi olmayan, hiçbir altyapısı olmayan bir 10.000 dolarlık ödeme ya rüşvettir ya da haraçtır. Sedat Peker haraç verecek bir adam değil, değil mi? Evet. İkinci soru, milletin sorması gereken veyahut da birçok kişinin aklında olan soru şu. Bu 10.000 doları sen nereden kazanıyorsun? Şimdi bu 8 videodur. Hiç kimsenin üzerinde konuşmadığı olaylardan bir tanesi bu. Bu Sedat Peker hiçbir fabrikası yok. Hiçbir üretim yapmıyor. Bir yerde sigortalı dahi değil. Bu adam, şimdi evini falan görüyoruz, yaşantısını görüyoruz. Taktığı kolyeler, saatleri, giyimi, kuşamı. En son bu videoları çektiği otellerle alakalı da geceliği bilmem kaç bin euro, kaç bin dolar olan oteller. Sedat Peker bunların parasını nereden veriyor? Her ay bir milletvekiline 10.000 doları Sedat Peker nereden buluyor da veriyor? Öyle ya. Yani siz Türkiye'de geçen bir videosunda şunu söyledi. İşte bir tane imar müdürünün üzerine işte 1.000 tane daire var. Milletin köpek kulübesi bile yok. Bir adamın üzerine nasıl 1.000 tane daire olur? Tamam, güzel bir soru. Yani vatandaşın biraz daha Sedat Peker sokak ağzıyla konuşuyor. Ve bunu sorması da çok güzel bir soru. Halk nazarında bakış açısı olarak söylüyorum. Sorunun tersini de soralım. Sedat Peker şato gibi bir evde oturuyor. Altında milyonluk araçlar var. Etrafında bir sürü insan var ki bu insanların da bir şekilde iaşesinin karşılanması lazım. Sedat Peker bu paraları nereden buluyor?
Sedat Peker'in bir ticareti yok doğru düzgün. Sedat Peker uzun yıllar hapiste kalmış. Normalde insanlar hapse girdiği zaman bütün hani ekonomik düzeni de bozulur. Borçlanır, sıkıntıya girer. Şimdi insanların sorması gereken noktalardan bir tanesi de bu. Ama 10 bin dolar hangi milletvekili aldı? Genelde Türkiye siyasi olarak kutuplaştığı için artık böyle hani tatlısu, tuzlusu nasıl birbirine karışmıyorsa, o kadar keskin bir şekilde nasıl ayrıysa, son özellikle 2016'dan itibaren yani 15 Temmuz darbesinden itibaren Türkiye böyle bıçak gibi ikiye ayrılmış. Bir tarafta bir Cumhur İttifakı var, öbür tarafta Millet İttifakı var. Ve olay ne olursa olsun, ortaya hangi belge koyulursa koyulsun bu ayrışma hiçbir zaman birbirine temas etmiyor. Şimdi böyle bir noktada hangi milletvekili 10 bin dolar alırsa alsın, insanların bakışında çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Ama merak konusu vardır. Toplum merakı satın alır. Yani örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ekonomide de böyledir. İnsanlar beklenti, merağı satın alır. Zaten Sedat Peker'in tweetlerine de baktığım zaman hani bu hafta şunu konuşacağım, onu konuşmayacağım. İşte bir gazetecinin isminden bahsediyor. İşte bu hafta işte onu kibrit kutusuna sokacağım diyor. İşte Süleyman Soylu'ya da yine bir şey daha yapacağım diyor. Ortada bir merak dürtüsü var. Şimdi toplum beklentiyi satın alır. Az önce dedim ya, örnek vereyim. Ekonomide de bu böyledir. Hatırlayın, kısa bir zaman önce Elon Musk dedi ki Bitcoin'le alakalı, o neydi, o Dogi miydi neydi? Dogi diye herhalde bir platforma. Dogi Coin mi? Onunla alakalı akşam saat 9'da bir açıklama yapacağım, bir tweet atacağım demişti. Ve o gün sabahtan akşama kadar o Bitcoin, o dijital para platformu yaklaşık %200 artmıştı. Çünkü piyasa beklentiyi satın alır. Akşam 9'da açıklama oldu, aşağıya doğru gitmeye başladı. Yani toplum beklentiyi, merağı satın alır. Açıklamayı değil. Sedat Peker'in 9. bölümden önce Twitter'da verdiği spoilerlar aslında beklentiyi arttırıyor. Ben inanıyorum ki 9. bölüm diğer bölümlerden çok daha fazla izlenecek. Çünkü insanlar 10 bin dolar alan milletvekilini merak ediyorlar. Gazeteciye ne diyecek? Süleyman Soylu'ya ne diyecek? 9. bölümden benim beklentim bu. 9. video sonrası Türkiye'de görüşler, fikirler değişir mi yayınlandıktan sonra? Yani kısa cevap vereceksek değişmez. Ama nedenini soruyorsan şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim ya, 2016'dan itibaren toplumumuz, hani bazıları kutuplaşma falan diyor ya, aslında o kutuplaşma değil. Saflar netleşti. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, vatan, millet, bekası üzerine kurulmuş. Bir de Millet İttifakı var. İçerisinde CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, işte Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın, şunun, bunun hepsinin olduğu bir ittifak var. O ittifakın da söylediği tek bir şey var. Bu Tayyip Erdoğan'ı ve mevcut hükümeti düşürmek. Şimdi bir tarafta vatan, millet olgusuyla hareket eden bir ekip var. Bir tarafta da mevcut iktidarı düşürüp kendileri iktidar olmak isteyen bir grup var. 9. bölümdeki videoda Sedat Peker kimin ismini verirse versin, hangi olayı anlatırsa anlatsın, insanların bakış açısında ve durduğu yerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Niçin? Çünkü bu toplum şunu diyecek. Mesela Cumhur İttifakı'ndakiler şunu söyleyecekler. Diyecekler ki ya biz zaten Sedat Peker'in ne olduğunu biliyoruz. Hani cemaze evvelini biliyoruz. Hangi ilişkilerde olduğu, neler yaptığı ve bundan sonra da ne yapmaya çalıştığı konusunda bu Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan insanlar bunu görüyorlar. Yanında işte bazı isimlerden bahsediyor. Daha öncesinde de bahsetti, önceki videolarında. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan insanlar şunu da söylüyorlar. Yani X bir isim söyledi. Sedat Peker, Abdurrahman Uzun şunu yaptı diye. Cumhur İttifakı'nın mensupları şunu söylüyor. Ya zaten bu 2002'den itibaren bu yapının içerisinde yamuk yapan adamları zaten biz biliyoruz. Ve biz bu adamların doğru yapıyor, yanlış yapıyor diye orada değiliz. Biz Recep Tayyip Erdoğan için oradayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanadında olan insanlar da diyorlar ki ya evet biz de biliyoruz. Bazı milletvekilleri, işte genel müdürler, daire başkanları, bürokratlar, belediye başkanları saçma sapan işlerin ve ilişkilerin içerisine giriyor. Bunu zaten biliyoruz. Son dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'a ısrarla her platformdan bunu söylüyoruz. Reis sende problem yok ama etrafında bazıları var. Senin adına racon kesiyorlar, senin adını kullanarak, senin gücünü kullanarak kirli ilişkilerin içerisine giriyorlar ve bunlardan çok ivedi bir şekilde kurtulman lazım.
Yani onun için hangi ismi açıklarsa açıklasın, Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan ne AK Parti'de ne de Milliyetçi Hareket Partisi kanadında bir değişiklik olmayacak. Çünkü AK Parti diyor ki ben Cumhurbaşkanımız reis için, Tayyip Erdoğan için buradayım, ölene kadar da burada duracağım. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki insanlar da diyorlar ki biz bu devletin, bu milletin, bu ülkenin, bu vatanın bekası için bu ittifakın içerisindeyiz. Kimin adı söylenirse söylensin biz ilgilenmiyoruz onunla değil. Diğer tarafa bakıyorsun, hani Millet İttifakı tarafında, Millet İttifakı tarafında da herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani Sedat Peker doğru düzgün bilgiler vermese de, hani veyahut da ortaya attığı isimlerle alakalı bir kanıt, bir delil veyahut da karşı tarafı ikna edecek argümanlar sunmasa da Millet İttifakı'ndaki adamlar diyorlar ki abi Sedat Peker ne söylüyorsa doğru söylüyor ve bunun açıklanması gerekiyor, bunun araştırılması lazım. Bunun hesabının sorulması lazım. Söylediği isimlerin hiçbir tanesi önemli değil. Hiçbir tanesi. Veyahut da anlattığı olayların gerçekliği, bağlantısı hiç önemli değil. Mesela örnek olarak söylüyorum. Millet İttifakı son dönemde diyor ki Süleyman Soylu'nun istifa etmesi lazım. Çünkü niye? Mafyayla iş tutuyor. Sedat Peker'le yan yana. Ama Sedat Peker'in bundan önce yayınlamış olduğu videolardan bir tanesinde diyor ki ömrü hayatım boyunca ben Süleyman Soylu'yla yan yana gelmedim. Herhangi bir irtibat kurmadım. Bir toplulukta yan yana gelmedik. Özel bir görüşme yapmadık. Böyle bir videosu var. Şimdi bunun üzerine 6. 7. videoda diyor ki ya işte bu benim dönüş biletimdi. Ben bunun babasına da yatırım yaptım. Ben buna yatırım yaptım. Gazetecileri falan işte o görüntüleri falan yayınladı. Ya Millet İttifakı'ndan hiç kimse kalkıp da şöyle bir soru sormadı. Ya Sedat Peker sen önceki videonda diyordun ki ben bu Süleyman Soylu'yla bir tanışıklığım yok, hiçbir ilişkim yok. 6. 7. videoya nereden geldin buraya demiyor. Yani bir taraf ne söylerse söylesin kabul etmiyor. Öbür taraf Millet İttifakı tarafı da ne söylerse söylesin havada kapıyor. Onun için ben bu 9. videoda ne anlatırsa, yani şunu da söyleyeyim, 9. videonun daha geniş kitlelere ulaşması için daha popüler isimler de kullanabilir burada. Toplumun herkesin tanıdığı, sevdiği, bildiği İnsanların isimlerini olayın içerisinde geçirebilir. Direkt suçlama yapmaz ama onların isimlerini geçirebilir. Yani örnek olarak söylüyorum, Türkiye'deki çok meşhur bir futbolcu, çok meşhur bir sanatçı, çok meşhur bir televizyon patronu. Bunların isimlerini gündem yaparak bu videonun hani 8-10 milyon değil de 20 milyon izlenmesine sebep olabilir. Sorduğun soruya gelecek olursak, ben 9. bölümde kimin ismini söylerse söylesin, ne anlatırsa anlatsın, milletin durduğu yer veyahut da bakış açısının değişmeyeceğine inanıyorum. Sedat Peker videolarındaki bu şifre mi? Çok güzel. Attığı bu son tweetlerden bir tanesinde de diyor ki, işte Tayyip Erdoğan'la alakalı 14'ünden sonra hesaplaşacağım dediği bir tweet var. O tweetle alakalı herhalde insanlar farklı yorumlar yaptılar. Hemen bir tweet daha attı. Dedi ki psikolojik harbin, hani gayri nizami harp taktiklerini bilmediğinizden konuşuyorsunuz. Bu şunu ortaya çıkarıyor. Serüven gayri nizami harp dediğimiz, psikolojik harp dediğimiz ve dünyada da Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in ortaya koyduğu stratejileri ezberlemiş bir Sedat Peker görüyoruz. İşte az önce dediğim gibi videonun öncesinde bir merak dürtüsünü kaşıyarak bir kitle oluşturmak ve ardından videoyu servis etmek. Her hafta düzenli servis. Gayri nizami harp taktiğinde çok güzel bir noktaya değindi. Sedat Peker yayınladığı bütün videolarında 40 yaş altından bahsediyor. Aslında 40'ı biraz da geniş tutuyor. 30 yaş altına sesleniyor. Sebep şu, 30 yaşın üstündeki insanlar Sedat Peker'in cemazi evlerini biliyorlar. Hani neler yaptığını, aldığı hapisleri, daha önceki açıklamaları. O zaman sosyal medya çok yok ama televizyonlarda ve gazetelerde ne ile itham edildiğini çok iyi biliyor. Uyuşturucu ticareti var, adam öldürme var, çek senet var. Yani bunlarla alakalı ismi konuşuldu. Onun için insanların kafasında bu şekilde kodlanmış. Yani organize suç örgütü lideri devletin tabiriyle, vatandaşın bakışıyla da bir mafya, mafya babası. Ama 30 yaş altındaki gençler bu cemazi evveli bilmiyorlar.
yani Z kuşağı dediğimiz, özellikle de 2023 seçimlerinde oy kullanacak olan bu genç kuşağı oynuyor. Çünkü neden? Ben kendimle empati kuruyorum, kendimden hatırlıyorum. 15'li, 17'li, 20'li yaşlarda bizim mahallede çetelerimiz vardı. Mahalle çetesi. Okulda çetemiz vardı. Çetenin bir lideri vardı. Çetenin lideri itibarlı adamdı. Çetenin yaptığı her şey mübahtı, değil mi? Hatta ben şöyle bir şey de düşünmüştüm. Sedat Peker kendisine uyuşturucu tüccarı deniyor. Çek senet mafyası deniyor. Bunların hepsini devlet toplamış. Devlet diyor ki Sedat Peker için organize suç örgütü lideri diyor. Bunlar rahatsız olmuyor. Hatta bir videosunda diyor ki evet tamam kabul ettim. Organize suç örgütü lideriyim. Ama pislik değilim. 17-20 yaşındaki adamlar bu açıklamadan sonra ulan adam çok delikanlıymış ya. Organize suç örgütü lideri söylendiği zaman onu kabul ediyor. Bunlar rahatsız olmuyor. Ama pislik dendiği zaman bunlar rahatsız oluyor. Sedat Peker videolarının şu andaki amacı yeni nesil dediğimiz birçok şeyden haberi olmayan, yani Türkiye'nin son 30 yılını bilmeyen, 80 ihtilalini bilmeyen, 90'lı yıllardaki o suikastleri, efendime söyleyeyim o susurluk olaylarını, onun akabinde 28 Şubat olaylarını, bunların hiçbir tanesini yaşamamış olan gençlere bir böyle heyecanlı, atarlı, giderli bir dille beraber, sokak diliyle beraber direkt onlara temas ediyor. Zaten son dönemde siyaseten de bir baktığınız zaman her ne kadar bizim önümüzde işte Ahmet Davutoğlu'nun veyahut da Meral Akşener'in esnaf ziyaretindeki tartışmaları bizim önümüze bir siyasi materyal olarak konsa da aslında perdenin arkasında başka bir şey var. Bu Twitch platformu var. Yani 15'li 20'li yaşlardaki gençlerimizin çok sık kullandığı oyunlar oynadığı, PUBG'ler oyunlar oynadığı, yayınların yapıldığı Twitch platformları var. TikTok var, Twitch var. O Twitch'e geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi resmi hesabından o Twitch yayınlarına katılarak onlara işte 1000 mil, 1 milyon mil onlara gönderiyor. Bir bakıyorsun Kudüs olaylarının olduğu zaman, bütün Türkiye teyakkuzdayken, Ramazan'ın son günleri bayram dahil, hepimiz o dönemde Filistin'le alakalı hassas bir durumdayken Twitch'te yayın yapan bir tane eleman var, Ahmet diye birisi. Kendisi yayınında İsrail'e kalp, bana ne Filistin'de, o Filistin Arapların mevzusu diye konuşan bir eleman vardı. Bir sonraki hafta Kemal Kılıçdaroğlu o yayına katıldı. Twitch yayınına katıldı ve oradan gençlere seslendi. Çünkü niye biliyor musun? Bizim gençlerimiz hiçbir zaman nasıl sorusunu sormaz. Yani ben seçildikten sonra 6 ay sonra Türkiye'yi düzelteceğim. Ooo alkış. Peki nasıl düzelteceksin sorusunu gençler sormazlar. İlber Ortaylı'nın çok güzel bir tarifi vardır bizim toplumla alakalı. Diyor ki bizim toplum 27 yaşına kadar şiir okur, hayal kurar. 27 yaşından sonra da bir daha hayatında şiir okumaz. Niye? Çünkü 27 yaşına kadar insanlar hayaller kurarlar, romantik konuşurlar. Ama 27'den sonra artık reelle karşılaşırlar. Yani gerçek hayat. O gerçek hayatta da ne hayallere yer vardır ne de o romantik söylemlere. Onun için Sedat Peker'in videolarının şifresi 40 yaş altına çok değişik bir çalışma yapıyor. Bugünün diliyle bugünün platformlarını kullanıyor. YouTube bu gençlerin en çok kullandığı platform. Hatta birçok videosundan keyifler alınıyor. İnsanlar onları mizah olarak kullanıyorlar. Bence şifre hani Biden'ın söylediği hani bütün muhalefetle bir araya geleceğiz, el ele vereceğiz, onlara destek vereceğiz ve 2023 seçimlerinde, çünkü darbeyle değil, seçimle Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz diyorlardı ya. Burada Sedat Peker de çok değişik ve birçok bilgiye sahip olmayan, yakın tarihle alakalı bilgiye sahip olmayan o tertemiz pak beyinlere, gençlere oynuyor. Ve gençler de bu atarı gideri seviyorlar. Hani işte hükümette ya onu al görevden, bunu hapse at, ya ne oldu? Hani işte Kıbrıs olayı neydi? Sedat Peker'in bugüne kadar yayınlamış olduğu videolardaki şifre nedir sorusuna cevap vermek gerekiyorsa ki eğer kısa bir cevap, benim açımdan şu. 1. Meraktır. 2. Heyecan var. 3. Bugünün dili kullanılıyor. 4. Sınırsız vaat var. Ve 40 yaş altı dediğimiz, daha doğrusu 30 yaş altı olan gençler için de birebir nokta atışı bunlar. Son sorum.
Emre Uslu'nun 6 ay önce yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki 6-7 ay içerisinde Türkiye siyaseti ısınacak ve Türkiye siyaseti başka bir noktaya gidecek demişti. Ve tam da dediği gibi 6-7 ay sonra Sedat Peker olayları Türkiye gündeminin birinci sırasına oturdu. Sence Emre Uslu bu açıklamaları gevezelik ya da hani ağzından böyle bilmeden mi kaçırıyor ya da bu da planın bir parçası mı? Ağzından kaçırdığına inanmıyorum. Hani gevezeliğinden değildir Emre Uslu. Emre Uslu nihayetinde bu FETÖ terör örgütünün özellikle basın ayağındaki propaganda elemanlarından bir tanesi. İşte Tarık Toros var, Ekrem Dumanlı var, onun yanında Adem Yavuz Arslan var, Said Sefa var. Bir de şey vardı, o Nokta Dergisi'nin yayın yönetmeniydi yanılmıyorsam. O Deniz Baykal kasetini ilk servis eden eleman diye hatırladığımız birisi vardı. Sosyal medyada, YouTube'da falan videolar çekiyor. Neydi adı? Cevheri Güven. Ha, evet. Cevheri Güven. Şimdi bunlar hani bir FETÖ propagandası yapıyorlar. Şimdi Emre Uslu'nun açıklamalarına bakıyorum. 6 ay önce bu açıklamaları söylüyordu. Yani diyordu ki Haziran'da işte ortalık kızışacak. Haziran'da bir seçim var. İşte Kılıçdaroğlu başa geçer mi geçmez. Bunun üzerine konuşuyordu. Haziran'da hazırlıklı olun. Çok değişik şeyler duyacaksınız. Bu Emre Uslu daha öncesinde de 15 Temmuz öncesinde Temmuz gibi bana bir uçak bileti alın. Ben geliyorum Türkiye diye bir tweetleri vardı, açıklamaları vardı. Hani bu gevezeliğinden kaynaklı değildir. Çünkü yayınladığı videolar canlı yayın değil. Yani hani ağzından bir şey kaçırsa, hani oturup onu kurguda işte o bölümleri atar, düzgün bir hale getirir onu. Değil. Aslında 3-5 ay sonra olacak olan şeylere, az önce dedik ya, bir merak dürtüsünün uyandırılması. Toplumun bir şeyi kabul etmesi için öncesinde hani merakını celbedecek bazı işte küçük küçük sinyaller verilir. Hap bilgiler verilir. Ya bir de yaptıkları şey şu, bunu FETÖ daha öncesinde de çok yapıyordu onu, halen daha da kullandığı bir aparattır o. İki noktaya oynuyor. Bir, Türkiye'deki topluma korku pompalıyor. Hani biz işte geliyoruz, 6 ay sonra geliyoruz, Haziran'da geliyoruz, orada erken seçim var. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, erken seçim diye bir şey şu anda Türkiye'nin gündeminde yok. Bunda iki tane sebebi var. Bir, Haziran'da seçim olacak diyorlardı, ha olmadı. Hani Kasım'da seçim olacak, işte Ekim-Kasım'da olacak. Türkiye seçim kararı aldıktan sonra anayasadaki madde gereğince 90 gün beklemek zorunda. Hani 90 gün sonra seçim oluyor. Şu anda eğer Kasım'da bir seçim olacaksa bugün karar alınması lazım. Öyle de bir manzara yok. Haricinde hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi bir anayasa çalışması yapıyor. Aynı zamanda da seçim kanunuyla alakalı bir çalışma var. Eğer seçim kanununda bir değişiklik olursa da anayasal süreç olarak kanunun üzerinden bir yıl geçmesi lazım ki seçim olabilsin. Onun için hani erken seçimle alakalı yapılan açıklamaların hiçbir tanesinin yasa olarak bir karşılığın olmadığını biliyorum ve görüyorum onu. Emre Uslu devamlı bu işte erken seçim, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor, işte bu hafta ortalık karışacak, Haziran şöyle, yaz ayı çok işte şöyle olacak gibi açıklamaları bir, topluma korku pompalanmak isteniyor. İkincisi, kripto olarak FETÖ'nün şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin belli noktalarında kılcal damarlarında olan uyuyan hücreleri ve gizlenen adamlar var. Dünyanın dört bir tarafına serilmiş olan adamlar var. Artı hapisteki FETÖ'cüler var, tutuklanmış olan o hainler var. Emre Uslu üzerinden bunlara bir mesaj gönderiyor. Yani az daha sabredin, biz çalışıyoruz ve bu düzen yıkılacak ve siz hepiniz hapisten çıkacaksınız. O 15 Temmuz'da millete kurşun atan, milleti tanklarla ezenlere diyor ki, siz hapisten çıkacaksınız, o uyuyan hücrelerde hiç merak etmeyin, istifinizi de bozmayın, iktidar değişecek, hükümet değişecek ve siz yine aktif ve büyük makamlara geleceksiniz. Yani bir tarafta korku pompalanıyor, diğer tarafta da umut vaat ediliyor. Onun için ben Emre Uslu'nun yaptığı bu paylaşımların bilinçsiz bir şekilde gevezelik doğrultusunda yapıldığına inanmıyorum. Planlı bir çalışma yapılıyor. Ya bu plan da FETÖ'nün planı değil. Yani önümüzde hep bir FETÖ perdesi var ya, Sedat Peker'i konuşturan FETÖ değil. Şimdi çünkü niye adam diyor ki, ya bu FETÖ Ergenekon sürecinde Sedat Peker'i hapse tıkayan, ona türlü suçlar isnat eden bir yapıydı. Yani o mu şimdi Sedat Peker'le beraber? Sedat Peker'i konuşturan FETÖ değil. Sedat Peker'i konuşturan CIA, Amerika.
Yani Biden yönetimi. Çünkü bu Amerika FETÖ'yü de konuşturuyor, efendime söyleyeyim dini cemaatleri de konuşturuyor, siyasi partileri de konuşturuyor, Sedat Peker'i de konuşturuyor, gazetecileri de konuşturuyor, hepsini konuşturuyor. Konuşturan yani en üstte, piramidin en üstünde Amerika var. Onun için biz oraya, yani bu FETÖ elemanı dediğimiz zaman hani boşa düşmüş olur bu düşünce. Ama şu bir gerçek. Sedat Peker'in 7 ve 8. videolarında, 9'da da ondan bir nebze göreceğiz. Bugüne kadar FETÖ terör örgütünün dillendirdiği ama halk nazarında karşılık görmeyen olaylarını konuşmaya başladı. Bundan sonra da devam edecek. Şifrede az önce de söyledim. Şu anda hedef kitle olarak belirledikleri, yani irtibat kurmak istedikleri ve fikirlerini kabullendirmek istedikleri kesim, bundan önceki FETÖ operasyonlarına olumsuz tepki veren kitle değil, Z kuşağına oynuyorlar. Yani MİT tırları mevzusunun tekrar açılması, bizim gençlerimizde ulan ne oluyor ya, biz orada demek ki terör örgütlerine mi silah veriyormuşuz demeye başlattı. Ama bunu 40 yaşın üstündeki adamlara söyletemezsin sen. Emre Uslu bir plan doğrultusunda hareket ettiriliyor. Plan o kadar geniş bir plan ki her hücre harekete geçirildi. Önümüzdeki günler Haziran ayının sonundan itibaren bugüne kadar yaşamadığımız bir sıcak bir yaz yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Alevi-Sünni çatışmasını daha hard bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki günlerde devletin içerisinde kamikaze dalışları yapan adamlar göreceğiz. Anadolu Ajansı'nın o muhabirinin yaptığı gibi. Yani o uyuyan hücreler devreye alınacak. Aynı şekilde terör örgütlerinden çok daha farklı suikastler ve bombalamalar göreceğiz. Şimdi bunları söylerken bir korku pompalamak için söylemiyorum. Plan bu. Ama o planın karşısında da attığı her adımı böyle milimine kadar hesaplayan, hem yurt içinde hem de yurt dışında korkunç operasyonları yapan Türkiye'nin devleti. Bunu siyasi parti olarak demiyorum ama. Türkiye devleti bu operasyonlarla alakalı bütün hazırlığını yapıyor. Çünkü 2023 kırılma noktası. Bu ülkeyi 2023'te durdurdular. Durduramazlarsa artık bir daha bu ülkeyi durduramazlar. Bunu her ne kadar biz iç siyasetin içerisinde kaybolduğumuzdan dolayı bunu pek görüp idrak edemesek de dışarıdan Türkiye'yi takip eden insanlar, kurumlar, kuruluşlar bunu adları gibi biliyorlar. 2023'te bu ülkeyi durdurduk. Durduramadık, bu ülke bir daha durdurulamaz. Aslında Sedat Peker videoları da 2023'e hızlı bir şekilde giden Türkiye'nin lastiğine koyulan bir takoz. Durdurursa durdurdu. Durduramadı, 500 metre ileride başka bir takoz daha koyacaklar. İşte bu Alevi-Sünni olacak. Bir sonrakinde suikastler olacak. Ekonomi olacak. Evet. Kanal İstanbul, özellikle Kanal İstanbul. Bakın Kanal İstanbul'da çok kötü bir hazırlık yapılıyor. Devlet de hazırlığını yapıyor. Kanal İstanbul'da, hani geçen Abdullah Çiftçi'nin güzel bir tespiti vardı. Kanal İstanbul'da gezi benzeri bir olay organize edilecek. Planlama o. Ben de onu söylüyorum. Kanal İstanbul süreci Haziran ayının sonunda temeli atılacak. Ondan sonra bir sokak eylemleri göreceğiz. Tekrar şunun altını çizeyim. Bir korku pompalamak veyahut da insanların aklını karıştırmak, onları lan ne oluyor lan ne olacak gibi böyle bir karamsarlık içerisine sürükleme adına söylemiyorum bunu. Böyle bir plan yapılıyor. Hani 2023'e kadar Türkiye'yi durdurma planı yapılıyor. Kanal İstanbul'la beraber sokak eylemleri hazırlığı var. Çünkü bunu daha öncesinde denediler. Bir şey çıkmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nden falan çıkmadı. Böyle planlar yapıyorlar. Ama devlet de bu planların ne olduğunu biliyor ve ona göre de hazırlığını yapıyor devlet. Gezi olaylarında halk kimle çatıştı? Polisle. 15 Temmuz'da halk kimle çarpıştı sokakta? Askerle. Yani daha doğrusu asker kisvesindeki hainlerle. Şimdi üçüncü level'a geçiyorlar. Sokak olaylarında bir kesimi oluşturuyorlar. Onu diğer kesimle kapıştıracaklar. Yani halkı halka kırdıracaklar. Halkla polis
bir araya geldi belli bir kesim halkla, yemedi. O halkla asker karşı karşıya getirildi, yine yemedi. Şimdi halkla halk karşı karşıya getirilecek. Onun planı yapılıyor, devlet bunun da tedbirini aldı. Ha diyeceksin ki bunu nereden uyduruyorsun, komplo teorisini? Değil, Sedat Peker'in her videosunun sonunda aman ha sakın sokağa çıkmayın. Birisi size sokağa çıkın derse kesinlikle çıkmayın. Aman o oyuna gelmeyin. Aman sokak olayları, sokağa çıkmayın. Bak sokakta kaos var. Sokak, 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 sokak. Sokağa dökecekler insanları. Bir tarafta hükümeti devirmek isteyenler, içerisine her türlü oluşum var. FETÖ var, Alparslan Kuytul gibi adamların o dini perde yapan insanlar var. DHKPC var, PKK'nın elemanları var, varoğlu var. Karşı tarafta da kendisinin kurtuluş mücadelesi verdiğine inanan, vatanını, bayrağını, devletini savunan bir kitle. Halkı halka kırdırmak isteyecekler ve 2023'ü bu şekilde engellemeye çalışacaklar. Ama bu millet Rize'de olduğu gibi feraset zırhını kuşanıp başındaki lidere bakıyor. Tayyip Erdoğan'a bakıyor. Sokak, sokak. Çıkmayın, çıkmıyoruz. Orada durun, orada duruyoruz. Şuna tepki vereceğiz, onu yapıyoruz. Bu millet liderinin etrafında toplanmış. Onun için de önümüzdeki videolarda Sedat Peker o lideri itibarsızlaştırmaya çalışacak. Ama bu millet kime dokunursan dokun, sesini doğru düzgün çıkarmaz. Ama eğer Recep Tayyip Erdoğan'a 45 yılını bu ülkenin ayağa kalkması için feda eden Recep Tayyip Erdoğan'a kim dokunursa millet tarafından o adam yanar abi. O zaman yine kapanış yapalım. Sen bakarak bir kalın sağlayacak mı? Aynen. O zaman diğer videolarda olduğu gibi arkadaşlar böyle değişik sorularla beraber gündemi analiz etmeye gayret edeceğiz. Kalın sağlıcakla.